güzel bir gelişme. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Fakat böyle davulundan zurnayından indirilmemesi lazım. Çünkü daha önceden yapacakları şeyi kadar yine bunların üzerine ek yapıyorlar ufak bir çizgiyle. Ben şu ana kadar pek indirildiğini tesadüf etmedim. Her günde aşağı yukarı bir şeyler alışveriş yapıyoruz. İnşallah umut ederim ki bütün esnaf vatandaşımız, onlar da yardımcı olur. Sırf hükümetin, devletin veya yetkililerin değil. Topyekun mücadele edersek bunun üzerinden geleceğine inanıyorum. Onun için herkes vicdanın sesini dinlesin diyorum. Bu konuda bütün herkes gibi biz de biraz müzdaribiz. Çünkü bu biliyorsunuz ki 3-4 aylık bir süreçti. 3-4 ay önce 30-35 liraya olan temel gıda, peynir, bu KDV indirimleri ve bu piyasadaki zamlardan sonra 90-100 liraları buldu. Şimdi bu KDV indirimi sonrasında 60 TL'ye inmiş oldu. Çünkü ben gereken az önce bazı zincir mağazaları da kontrol ettim. 3-4 ay önce 30 TL olan peynir 90 liraya çıktı. Şimdi de KDV indirimi ayağına 60 TL'ye düştü. İndirim nerede? Valla indirim yok. Hiçbir yerde indirim yok. Yine her tarafta pahalılık. Her nereye gidersen gidersen. Bir elektrik geliyor, tamam mı? 1 milyar 100, 1 milyar 200. Böyle hayat olur mu ya? Emekli değiliz. Bilmem ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Millet bilmiyorlar mesela işte. Bu bir sor ekmeği, tamam, ne kadar? 4-5 lira. Yedi güne değil mi? Bunun değeri kaç? Değeri bu 1 lira. Milletini bilmiyorlar. Cahil insanlar. Alıyorlar işte bak. Alıyorlar. Niye? O zaman millet diyorlar bahalı değil demek. Milletimiz hak. Ben bir şey düşünmüyorum. İyi buluyorum yani. İndirimlerin daha çok olması lazım ama bunu da yeterli buluyoruz. Yapacak bir şey yok yani. KDV indiriminden önce zaten fiyatları arttırdılar ki değişen bir şey yok yani. O indirim bir işe yaramadı. Pek bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü çok cüzi bir rakam bu. Başarılı olacağını zannetmiyorum. Valla bu konu çok güzel oldu. Başka bir şey söylemem. İyi oldu. Milletimiz için iyi oldu. Hayırlısı olsun. Daha iyi günlere geleceğiz inşallah bundan sonra da. İnşallah. Çok iyi oldu. Sevindik. Herkes memnun. Benim gördüğüm kadarıyla ben de çok memnunum. Bundan sonra daha da iyi oluruz inşallah. Herkes yukarıdakiler de çalışıyorlar. Bizler için çalışıyor. Sağ olsunlar herkese. Hayırlı günler diliyorum. Bütün ülkemiz için hayırlı olur inşallah. Olumlu ama fiyatlara yansırsa iyi olur. Bence inmedi. Fiyatlara yansımadı mı sizce? Yansımadı bence. Ya söyleyecek bir şey yok. Yani inan ki hiçbir şey yok. Sizce fiyatlara yansımadı? Yansımadı. Zannetmiyorum. Hiçbir şey yansımadı. İlgililer. Bir değişiklik olmadı gibi. Yani bilmiyorum. Ne diyebilirim ki? Fiyatlara yansımadı mı sizce? Bence yansımadı gibi. Bilmiyorum. Genel hani millet şikayetçi. Yani diyeceğim bu kadar. Aldım 1-2 ürün dikkatimi çekti. Biraz fazla değil ama. Her ürüne değil. Hani 2 lira, 3 lira o kadar. 36'ydı indirimli. Şimdi 33-35 aldım yani ilgilendim. Peynir de işte 2 lira falan. Öyle. Kuzum hiç görmüyoruz kendini. Fiyatlara yansımadı mı? Yok hiç yansımadı. Yansımadı yok. Görmüyor kendini yani. Her şey aynı. Hatta daha bile yükseliyor yani. Hiç böyle bir şey inanmıyorum ki. Hiç inanmıyorum. Diğer taraftan başka, bu taraftan başka. Bir yerden verip bir yerden almak, indirmek demek değil. Fiyatlara yansıdı mı sizce? Bence ben yok, alışveriş eşim yapıyor da alışverişi, bilmiyorum yansıp yansımadı mı ama bir yerden alıp da bir yere verdiği zaman hiçbir şey değişmiyor. Netice itibariyle iyi bir şey fakat daha da düşmesi daha iyi olur. Fiyatlara yansıdı mı, kontrol ettiniz mi? Etmedim henüz. Yeni duydum. Neler düşüneceğim hayatım. Durum belli zaten. Hayat şartları zor. Ne kadar düşürülürse düşürsün maaşlar ortada. Allah yardımcımız olsun diyorum. Vallahi hiç yapılmadı bence. Market fiyatlarına görüyoruz. Aksine yükseldi. Bizim gördüğümüz o. Vatandaş görüyor mu bilmiyorum. Öyle yani. Daha çok arttı fiyatlar.
gördüğümüz, her gün gidiyoruz daha değişik. Kasaya geliyoruz daha farklı. Öyle yani.